Merhaba, Açık Ekran'a hoş geldiniz. Fırsatçılık tartışması devam ediyor. Özellikle domates fırsatçılığı hala gündemimizde yerini koruyor. Biz de bunun için önce pazar esnafı ile konuştuk. Sonra ise hal esnafına gittik. Pazar esnafı hal esnafına topu attı. Hal esnafı ise üreticiye. Biz de bunu yerinde görebilmek için Antalya'da yaylaya geldik. Domates fiyatları neden yüksek? Bunu çiftçiden, yani ilk ağızdan öğrendik. Bakalım üretici bu duruma ne diyor? Ayrıca siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Açık Ekran, iyi seyirler diler. Çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Çiftçilikle uğraşıyoruz. İşimiz bu. Seralarımız bu. Domates var içinde. Topladığımız ürünleri de hale yolluyoruz. Halde komisyon satıyor. O kesintisini alıyor. Bize ne düşerse biz de onu alıyoruz, payımıza kalanı. Biz onu soracağız. Şimdi pazara gittik. Hale gidin dediler. Hale gittik, çiftçiye sorun dediler. Siz şimdi hale ne kadara veriyorsunuz domatesi? Ya gününe göre, piyasaya göre, mesela şimdi bugün 3 lira halde. Pazar yerine çık 5 lira. Siz ne kadara veriyorsunuz hale? Biz mesela 3 lira veriyoruz komisyona, toptan veriyoruz. Pazarcı da varıyor, oradan alıyor. Mesela biz 3 liraya sattıysak o da 3,5'a 4'e alıyor. Pazar yerine çıkarıyor, 5 liraya satıyor. Evet. Peki yakın zamanda sattınız mı yine domates? Yani... Geçen perşembe sattık. Geçen perşembe ne kadara verdiniz domatesi? 4 liraya verdik. 4 liraya hale verdiniz. 4 liraya hale verdik. Bir yol pazarcılar, tezgahçılar 6 lira. Hı hı. Onlar da 6 liraya satıyor bizden alan malı. Evet. Neden bu kadar pahalı peki? Aracı işi onun da o. O da ondan ekmek yiyecek. O da satabildiğine uğraşıyor. Yok yani. Domates genelde neden bu kadar arttı fiyatları? 4 liraya kadar çıktı. Bizim senin geliştirmesi çok zor. Hı hı. Benim bu seraya ettiğim tam 55 milyar masraf ettim ben buna. Gazıymış, laylonuymuş, ilacı, gübresi. Bana kalan da 70 milyar para aldık hani hepsi. Bize kalan da 20 milyar. İşte sezonun sonu geldi. İlacımız, gübremiz azıcık ucuz olsa bizim de yüzümüz güler. Onun için çiftçi çok mağdur. Ama ilacın, gübrenin inmesini istiyoruz hani. Azıcık. İlacı, gübresi, fiyatlar düşmezse bizim pazarda aldığımız meyveler, sebzeler arttıkça artacak mı böyle? Yeriştiremedin mi artacak tabii. Kış domatesi yetiştiriyor musunuz? Yok, yeriştiremiyoruz ablam. Biz patlıcan dikiyoruz. Tutadan demin dedim ya, domatesin yeriştirmesi çok zor. Patlıcanı o kadar sevmiyor tuta, gelmiyor ona. Domatesi çok seviyor. Yumuşak olduğundan herhalde. Tutanın ilacını sıkıyoruz. Sümbül o yerde çıkıyor, köklü bir ot. Mor domatesin en kök düşmanı o. Sümbülden yeriştirmesi çok zor. Nasıl mücadele ediyorsunuz peki sümbülle? İşte laylon örtüyoruz, içine ince laylon örtüyoruz. Gaz basıyoruz. O azıcık önlerse önlüyor. Yalnız köklü olduğu için onu önlemek çok zor. İlaç falan veriyor yok, musunuz? Yok, onun? İlaç vermiyoruz. Onu gördüğün bir gazı alacaksın eline, gazacaksın, toplayacaksın. Kökünle beraber dereye. En çok masrafı herhalde siz korumak aynen, için yapıyorsunuz. Aynen, korumak için yapıyoruz. Onu yeriştirmek için yapıyoruz. Derdimiz, sorunumuz bu. Kazanamıyoruz biz. Yeriştiren kazanmıyor. Çiftçinin sade karnı doyar. Bir şey olmaz. Memnun değiliz. Gerçekten şu anda benim yaşım 52. Hani ben bile yaptığım işten memnun değilim. Köyde zaten domates eken yok bizim. Domatesin yeriştirmesi çok zor. O yüzden kimse ekmiyor. Fiyatı da bu mu artırıyor? Fiyatı da bu artırıyor tabii. Olmayan şeyin fiyatını artırıyor. Kızım 27 yaşında şu anda. 2 tane üniversite bitirdi. İlk biyoloji öğretmenliğine yaptıydı. İlk onun içine girdi başarılı öğrenci olaraktan. Bir yol bunlara devlet hak tanıdı. Bir şey daha okuyabilmesi için başarılı olduğundan. O da ziraat uygunmuş derslerine. Onu seçti. Bitirdi. Şu anda ziraat mühendisi. Yüksek lisansını da yaptı. İş gene yok. Boşta. Sizin mi yardım ediyor peki? Biz benim yanımda çiftçilik yapıyor. Başka ne yapsın? Bekar kız nereye geçecek? Ne iş yapacak? İş bulamıyor. İş bulamıyor. İş yok. Devletimizde böyle bir tahsilli böyle öğrencilere bir yardımcı olsa hani iş bulması için emekli gelenleri atacak, yerine gençleri alacak. Yüksek lisans da mı yaptı yüksek peki? Yüksek lisansı da yaptı. Kendi bitki koruma bölümü. Yüksek ziraat mühendisi şu anda. İşsiz. Lisansında yaptı. İş bulamadı. Sizin yanınızda size yardımcı oldu. Bizim yanımızda çiftçilik yapıyor. İki üniversite mezunu. İşsiz bekliyor yanımızda. İsterseniz şöyle bir gezelim gelelim senin seraya. Fasulyeler neden böyle oldu? Fasulyeler bu sene göletimiz vardı. Doyuran göleti bitti. Susuzluktan hastalandı. Bak başın diye meyveyi adam alamadı bilene. Susuz. Ne olacak peki? Niye susuz bunlar? Göletimizin suyu bitti. Yetersiz oldu. Susuzluktan hastalandı. Adam başın diye mahsulü de alamadı. Bak bunca emek yeriştirdi.
İsraf. Ama işte şimdi halde fasulye varsan 10 lira dediler mi çoğuna gider. Bakın ağacına bakın, bunu adam işte bu şekilde toplayacak, hale indirecek. Sapsarı olmuş. Bir çekelim mi bunları da istersen yakından? Gösterelim. Domates niye pahalı diye soruyorsunuz beni. Bakın şu seriye, domates niye pahalı bir görün. Ağacı var mı? Ağacı olsa böyle hastalanmasa domates ucuz olur işte. Domatesin yetiştirmesi zor. Tuta yedi bitirdi bunu böyle kelebek. Bak uçup otururlar. Bak. Ha. Çekiyor musun kelebekleri? Bu ağacı böyle tuta yedi. Buna biz 3 güne ilaç ediyoruz. 3 günde yoksa yiyip bitiriyorlar mı kelebekleri? 4 gün ettin mi içi tuta doluyor. 5. gün edersen yedi bile yarısını. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene daha çok. Nereden geliyor bunlar? Biliyoruz biz, yurt dışından uçağa getirmiş salmış tohumcular diyorlar bunu. Allah Allah. Neden? Neden işte, ilaç satacak bana. Onun ilacını satacak tutayı burası salıp da. Daha önce yok muydu tuta? Bu yoktu. Sene oldu. Ulan alanda hiç bak domates tarlası yok alanda. Niye yok? Tutadan. Bu kapalı. Bunun kıyısına biz tül dolandırdık. İçine giremezsin tuta diye. Tülle bak. Giriyorlar mı peki tülden? Şimdi giremiyorlar herhalde. Gerçi ya, buldukları yerden giriyor yengem. Arası boş mesela. Ya, küçükler giriyor. Büyükleri giremiyor. Küçüğü doluyor. Bu tül neye çekildi? Tutaya çekildi bu. Şu aralar ya. Yine boş. Giren oradan da girer. O girecek yer buluyor zaten. Şu delikle. Beyaz kelebek. Beyazlar işte bak uçup yiyorlar bak. Bak kelebek. Yurt dışından getirip saldılar diyorlar ha bunları. Ha. Tohumcular getiriyor bunu salıyor diyorlar. Tohumu dıştan alıyoruz. Getiriyor, salıyorlar. Bir de ilacını satacaklar bize. Gel, gel orada aşağı diye seraya bakalım bir de. Seraya bakmaya gidiyoruz şimdi. Domatesin niye pahalı olduğunu, işte ağacı yok, onun için pahalı domates. Ya sormayın, bir de siz fırsatçı diyorlar. Bizim fırsatçı diyorlar. Aha. Onu yeriştirip de oraya halev aldığında onlar fırsatçı. Bu çiftçinin nal yeriştiriyorlar. Bu kaç derece ıscakta çalışıyorlar bu seranın içinde? Üreten siz kaldınız zaten. Yapacak iş olsa biz de dineceğiz de bu hayata göre. Yapacak iş olmadığı için mecbur, karın dolusuna yaşım 55 olmuş. Bu yaştan sonra yapacak iş olmadığı için mecburluktan yapıyorum ben de bunu. Bunu aracı kazanıyor yengem, aracı. Yeriştiren bir şey kazanmıyor. Dilinin döndüğüne satıyor. Tezgahta satanlar kazanıyor parayı. Zarar etmemeniz için kaç liraya vermeniz lazım? Ya zarar etmemiz için hani biz bunu 4 ay 5 ay satıyoruz. Bir ortamlı fiyat olsa zarar etmeyiz. Ama bir gün 1 lira olup bir gün 3 lira oldu mu zarar ediyoruz. Şu an siz 2 liradan satsanız? 2 liradan korumaz bizi. Korumaz. En az 3,5-4 lira olursa bizi öyle korur bu pahalılığa göre. Hani karnımızı öyle doyurabiliriz. Yok, 2 liradan, 1 liradan, 3 liradan bir şey kalmaz. Bak bu benim sera işte. Ben bunu suladım da gidiyordum şimdi. Gel öyle kurasından çek. Bunu ölmezsek pazar gün toplayacağız. Pazar günü. Hı, böyle işte pazar gün toplayacağız bunu Allah izin verirse. İlaç için tutaya ilacını bile sıkamadım. Başın diye şu ergin meyveleri alayım diye öyle sıkalım diye. Buraya 50 bin mi masraf ettiniz? 55 milyar masraf ettim ben bu toprağa. Bunu hani gazıymış, ilacıymış. Bak sümbüller de. Sümbülleri de çekerim bak. Evet. Bak sümbül. Şunlar. Normal mi? Duymazın düşmanı bu. En az yeri bura bu sümbülün. Orada daha fazla. Sen öyle domates çekesin varsa domates çek. Domatesin öyle şey yerlerini çek. Böyle. Bu dağdık işte tepeye atar, yersin diye bekliyorsun de bunları. Pembe domates yengem buradan hale inersiye eriyor. Yumuşak o. Hani kasaya şeye dayanmıyor. O yüzden onu yetmiyoruz. Onu yetmiyoruz. O yüzden mi pahalı pembe domates? Pembe domatesin yeriştirmesi de aynı bu gibi. İçeri diksen bu kadar tonaj alamıyorsun onda zaten. Başta bu gene acık 5-6 diyor satıyorum. O bu kadar da olmuyor. Zayiat. Yokluğundan. Zayiatı fazla onun pembenin. O yüzden evet. 7-8 lira evet satılıyor. Ondan. Salkım domates peki? Salkım domates bizim burada eken yok. Bu sene ait 2 cik sera ekti. Neden ekmiyorlar? Daha mı masraflı oluyor? Salkım tabii masraf. Hani aynı hastalığı aynı domatesin. Onun da aynı bunun da aynı da. Onun fiyatını artıran ne peki?
daha pahalı ya. Yok, eken yok. Eken olmadığı için eken, eken yok. Bu kadar neden, eken yok. Neden bunu ekiyorlar da onu ekmiyorlar? Ya bu azıcık domatesi büyüge. Kilo fazla gelirdi ya. O küçük tonaçtan kerimiz olur diye büyük şeyi ondan dikiyorlar. Şimdi hudomadizik mesela sandığı bir mi dolduracak? Tonaç fazla satalım, hiç olmazsa para ederse 2 kuruş fazla para alırız diye diyorlar. Salkım domates göremiyoruz hiçbir yerde. Yiyemeyecek miyiz biz salkım domates artık? Yersiniz canım. İnşallah ekenlerden yersiniz. Hemen biz yapamıyoruz. 150 liralık gübre oldu, 250 lira. Ben bunu bir seferde verdim. Böyün. Bir çuval 25 kilo gübreyi böyün verdim gidiyorsun işte. 150 liralık gübre 250 lira bir seferde veriyor. Ne kadar, kadar sıklıkla veriyorsunuz bunu peki? Her gün mü veriyorsunuz? Gün aşağı. Bir suyunda veriyorsun, bir suyunda vermiyorsun. Yerine göre 2 günde bir veriyorsun, 3 günde bir, en fazla 3 günü geçirmiyorsun. Bu başındaki küçük meyveler, bunlar iriksin, gelişsin diye. Kaç dönüme bir paket gidiyor? Ya 3 dönüme. 3 dönüme bu paket yetiyor mu? 3 dönüme biz, ama böyüm bunu verdim ben şimdi. Başka bugün yanda verdin. Başka vitamin gübreler de veriyordum. Aha. Bugünlük bu kadar verdim. 2 günde bir bu masrafları yapıyorsun. Aynen yani. Aynen. 2 günde bir 300 bin lira masraf. 300 lira masraf. Sadece evet. Gübreye sadece mi? Sadece gübreye. Bir de ilacı olacak ha buna ya. İlacı peki ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz? İlacı 3 günden 3 güne yapıyoruz. En fazla 4. gün sıkıyoruz. Çünkü sıkmasak tutayıyor. İlacı yaprakları. Ne kadar veriyorsunuz peki? 3 günde? Ya nereden baksan 300 milyonluk ilaç sıkarsın bir seferde. Bir de gübre verdin mi? Buna 600. Benim 3 günde 500 milyon masrafım var bu seraya. Hiçbir desteğimiz yok bizim. Yok mu hiçbir desteğimiz yok bizim. Hiçbir desteğimiz yok devletten. Hiç. Kendi gücümüzle. Ne zaman bitecek peki domates? Bu ay sonu biter. Burayı zaten soğuk kurar. Hava soğudu mu buranın işi biter. Ondan sonra kış boyu kazanamayacak mısınız? Kazanamayacağız. Bitti tamam. Üstünün muşamalarını usta getireceğiz. Topladıp bağlatacağız. Tamam. Öbür yazı bekleyeceğiz. Haziran'a atar. Haziran'ın birinde örtürüz. İçini hazırlamaya başlarız bir daha. O zaman dikim. O zaman atar. Boş duracak bu toprak. Buradan kazandıklarınız bir sene yetecek mi peki size? Yeter mi canım? Buradan kazancımız bizim... Yetmez işte aşağıda patlıcan var, onunla devam edeceğiz, karnımızı sizin doyuracağız. Buradan onu. Kazancınız aylık ne kadar oluyor? Ya ne kadar geliyor mesela seneye vurduğumuz zaman? Dikimden dikime vurduğumuz zaman aylık cebinize ne kadar girmiş oluyor? Ya. Buradan yani karınız ne sizin? Yıllık karınız ne sizin buradan? Ya şimdi burada ben 4 ay satıyorum bu domatesi. 4 aylık karınız ne mesela? 4 aylık karımız bizim mesela bundan. 20-30 lira para alırız biz bundan. 20. Bir yıl onu yiyeceğin başka bir şeyin olmasa. Sadece 20 bin 30 bin liraya bir yıl boyunca geçiniyoruz. Aynen bir yıl boyunca onunla geçineceğiz. Hı hı. Başka bir şeyin olmadı mı? Benim azıcık portakalım var aşağıda. Azıcık patlıcanım var. Destek onunla karnımı doyuruyorsun ondan kışında sonra. Kışında onlarla. Her gün burayla uğraşıyorsunuz ama her siz gün burayla mi? Uğraşıyorum tabii. Uğraşmasam bu kendim olacak. Sulayacağım, gıdayacağım. Burada ne kadar süre ayırıyorsunuz buraya her gün? Ya burada benim mesela yanımda 5-6 tane işçi olduğu gün doluyor. Ben bunu kendim toplayamıyorum. İşçiyle topluyorsun. İşçilere ne kadar veriyorsunuz? İşçiye 60 lira, 70 lira. Kaç tane yövmeye. İşçi geliyor mesela buraya? 4 tane, 5 tane geliyor. Zaten biz kendimiz ailecek 4 taneyiz. 3-4 işçi buluyoruz. 8 kişi. O da masraf tabii. 60'ar lira yövmeye veriyorsun onlara. Sabah 7'de buraya geliriz. En geç 6 gibi, 7 gibi çıkarız köye gitmek için. Ha, akşama kadar sürüyor bu. Akşama kadar burada. Zahmetli bir iş yani çok, sizin yaptığınız çok iş. Çok zahmetli iş. Çok. Emeğinize sağlık ablacığım. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ne yapacaksın abla domatesleri? Domatesleri size topluyorsun. Bize mi topladın? Size topluyorsun. Afiyetle yiyin bunları. Kendi ellerimle yeriştirdim bunları ben. Çok afiyet teşekkür ederiz. Çok da değil ama iş ya. Acele oldu onun için. Tamam buyurun gelin. Sağ olun. Siz sağ olun ablacığım, biz teşekkür ederiz. Bir şey istiyor musunuz devletten? Bir beklentiniz var mı? Devletten beklentimiz fiyatı normal bir şekilde tutsunlar. Hani bir gün 1 lira bir gün 10 lira olmasın. İlacımıza gübremize çiftçiye açık destekçi olsun. Hani biz bunu yeriştirirsek halk da bunu öyle yiyecek. Biz de yeriştirmemiz için ilaç gübreleri ucuzlatmasını istiyoruz. Mazotu, ilaç, gübre. Tutayla mücadelede devlet size şu anda bir destek sağlamıyor mu? Devlet bize bir destek sağlamıyor. Bütün mücadeleyi kendiniz veriyorsunuz. Kendi gücümüzle alacağız ilacı gübreyi. Hiçbir devlete çiftçi domatese yeriştiriyor, ilaç gübre ona ucuz olsun diyen yok. Yani istediğimiz azıcık çiftçiye destek tuta ilaçlarını, gübrelerimizi, mazotumuzu normal bir şekilde düşürsün.
Biz de kazanalım, onlar da kazansın. Çiftçi yetiştirirse halkı öyle yiyecek. Çiftçi yetiştiremedi mi ne bulup da ne yiyecek? Asfaltta, betonda, çarşıda gezenler.